İsmet Eral, fotoğrafçı bir ailenin torunu olarak Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Dedesi Ahmet Şevki Bey, Kıbrıs'ın ilk Türk fotoğrafçısıdır. 1884 yılında henüz 13 yaşında gözlük mercekleriyle kendi yaptığı kutu makinesiyle ilk fotoğrafını çeken Ahmet Şevki Bey, Foto Türk adıyla Lefkoşa Asma Altındaki fotoğrafhanesinde yıllarca Kıbrıs tarihine tanıklık etti. Kaç göç döneminde hanımların fotoğraflarını ise eşi İsmet Hanım çekmiştir. Bu nedenle tarih onları birlikte yazar. İsmet Eren'in adı da büyük annesi İsmet Hanım'dan gelir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ahmet ve İsmet Şevki adına bir sergi salonu vardır. İsmet 2 yaşındayken adadaki siyasi olumsuzluktan doğan gelecek endişesinin yanı sıra Türkiye'ye duyulan sevgi ve özlemin etkisiyle tüm aile Kıbrıs'ı terk ederek Antalya'ya yerleşir. Kale içinde bir evde yaşamaya başlarlar. Ahmet Şevki Bey, Foto Türk fotoğrafhanesini Antalya'da tekrar kurarak okuyan oğulları Fikri ve Ramiz ile birlikte çalışmaya devam eder. İsmet okul çağına geldiğinde karanlık odada dedesine yardım ederken ilk fotoğrafçılık derslerini alır. Dedesi 1930 yılında Atatürk'ün Antalya'ya gelişi sırasında onun fotoğrafını çeker. Ahmet Şevki Bey'in ölümünden sonra oğlu Fikri Göksay, Foto Türk adıyla mesleğe devam edecek, özel davetiyle Atatürk'ün fotoğraflarını çekerek ondan takdirname alacaktı. İsmet'in babası İbrahim Bey, Antalya İtfaiyesi'nin kuruluşunda görev aldı. Annesi Şerife Hanım, 5 çocuğuna bakarken aynı zamanda terzilik yapıyordu. İsmet, Antalya Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünde okuyan teyzesi Necla Göksay'ın yanına gitti. Sınavlara girdi, başarılı oldu, okula kabul edildi, eğitim aldı. Okulunu bitiren Çiçeği Burnu'nda resim öğretmeninin ilk görev yeri Afyon Lisesi oldu. Onu sırasıyla Ankara Cebeci Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu izledi. Afyon'da yaptığı Kına Gecesi isimli resmi Türkiye çapındaki yarışmada ikinci oldu. Ne olsam, kelebek olsam hem de süslü, yalnız süs ömür kısa, kısa ömrü süsü eğlenceyi neyleyim? Kuş olsam hep yükseklerde uçsam, düşmanı çok olur yükseklerde uçanın, korku içinde geçen ömrü neyleyim? Çiçek olsam, renk, koku dolsam, dağılsam, güzellerin kollarına sarılsam, hain parmaklar olur, kaçırırlar neşemi, neşesiz geçen ömrü neyleyim? Ne olsam can, kan kaygısı, derin düşündürüyor beni. Buldum buldum, hem de nasıl, ne mi olsam? Bir bebek, ama cansız bir kukla. Çünkü onda ruh, his yok ki. Ne iyi, elemi, kederi, bütün her şeyi tebessümle karşılar kalıptan çıktığı gibi. İsmet utanarak okuduğu bu ilk şiirini Halide Nusret Zorlu Tuna'nın beğenmesiyle şiirin büyülü dünyasına girdi, şiirler yazdı. Öğretmenliğe devam ederken İsmet Kür'ün teklifiyle bir taraftan da dönemin Hakimiyet gazetesinde yazılı, desenli, şiirli çocuk sayfası hazırlamaya başladı. Annesinin erken yaşta vefatı ile 4 kız kardeşine annelik yaptı. Onları evlendirdi, sonra kendisi evlendi. Eşi Adnan Erel, Sosyal Sigortalar Kurumu İhtiyarlık Sigortası Müdürü'ydü. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından görevlendirildi ve ülke ülke dolaşarak Avrupa'da çalışacak Türk işçilerinin ilk anlaşmalarını yaptı. Bir yıl arayla iki oğulları oldu. Bir gün Cebeci Ortaokulu'nda birlikte öğretmenlik yaptığı Ayşe abla Nirman Hızıroğlu ona teklifte bulundu. Yeni kurulan Ayşe abla ilkokulunun ilk resim öğretmeni oldu. Yıllarca Namık Kemal Ortaokulu ve Ayşe abla arasında koştururken iki çocuğunu büyüttü. Ankara'da her yıl uluslararası çocuk resimleri yarışmalarından onun öğrencilerine gelen ödülleri artık alışılmıştı. Yurt dışı davetleri aldı. Kazanan öğrencisiyle birlikte İtalya'da ödül törenine katıldı. Ayşe abla ilkokulunu ve Türkiye'yi temsil etti. Ödüllerle gazetelere haber oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan takdir aldı. Ayşe abladaki çalışma yaşamı okulun geçici binasına taşınmasından sonra da bir süre daha devam etti. Emekli olduktan yıllar sonra okuluna davet edilerek onurlandırılmak onu çok mutlu etti. Özel dersler verdi, resim yaptı, kişisel sergiler açtı, karma sergilere katıldı. Gezdi, gördü, çizdi, boyadı.
sanatı, öğretmeyi, öğrencilerini çok sevdi. Bu aşkı hiçbir zaman bitmedi ve bir ömür böyle geçti. Je veux me dévoiler afin que tu comprennes. Je voudrais te montrer mes failles et mes faiblesses. Que tu ne dises pas, je ne le savais pas. Regarde-moi, je n'ai rien dans les poches. Je vis de l'air du temps, je suis comme un gavroche. Ne voulant posséder ni de biens ni mes proches. Et comme je n'ai rien, le monde m'appartient. Regarde-moi, je suis bien trop sensible. On peut me briser, me plonger dans l'abîme. Là je cours me cacher. Je souffre en silence, mais le cœur libéré, je meurs et je renais. Regarde-moi, j'aime aller dans les villes. Quand tout est endormi, je vais d'un pas tranquille. Sur les bords du chemin, je surveille ma chance. Quand je me sens perdu, au coin de chaque rue. Regarde-moi, quand la vie me fatigue, quand mes idées sont noires, mes journées toutes grises, et quand le désespoir rejoint ma solitude, seule la musique est là pour retrouver ma joie. Regarde-moi, l'amour est mon seul maître, l'amour est fait pour moi, c'est ma seule richesse, je le cherche partout. L'amour est mon seul rêve, mais quand je l'ai trouvé, il veut se dérober.